Merhaba arkadaşlar, Edat Bağlaç ünlem konusuyla devam ediyoruz. Son derece kebap bir konu, gerçekten leziz bir konu. Hiç korkmamıza gerek yok. Hızlı bir şekilde konuya giriş yapıyorum ve konuyu öğrendikten sonra da sizlere güzel güzel ödevlerinizi vereceğiz. Şimdi ilgeç, yani diğer adıyla Edat, niye buna ilgeç demişler biliyor musunuz? Anlam ilgisi kuruyor bu. Yani şöyle düşünün, sözcükler arasında mesela senin gibi akıllı, onun kadar güçlü, böyle işte gibi, için, e göre, e rağmen, e kadar, üzere, değil, sadece, mi, edek gibi sözcüklere biz edat diyoruz. Bağlaç ise sözcükleri, cümleleri birbirine bağlıyor. Bak burada mesela virgülle koymuş, sözcükleri, virgül, cümleleri birbirine bağlar demişiz ya. Burada virgül yerine sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar diyebilirsiniz. İşte bu bağlaç oluyor. Ve, veya, ama, fakat, ki, lakin, zira, çünkü, hem, ne, bile, ya da, de, madem ki, oysa ki, halbuki, bunların hepsi bağlaç. Şimdi bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum. Böyle gibi, için, ve bunlar böyle böcek gibi, yani çok ciddi bir kelime değil. Mesela akıllı, güzel, geldim, yapıyorum, sınıfın kapısı, bunların hepsi bir kelime. Ama ve, veya, üzere gibi, bunlar bir kelime değil. Yani kelime ama daha doğrusu tek başına anlamı yok. İşte ilgeçler ve bağlaçlar tek başına bir anlam içermiyor. Cümle içerisinde diğer kelimelerle anlam ilgisi kurarak veya onları birbirine bağlayarak belki bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla biz ilgeç ve bağlaçları bilmemiz lazım. Peki hocam, nasıl ayıracağız biz bunları? Şöyle ayıracaksınız. Birincisi, şunlar her zaman edat olan sözcükler Türkçe'de. Şunlar da her zaman bağlaç olan sözcükler. Ama mesela ile var, bunu soruyorlar sınavda. İlenin olduğu yere eğer V koyabiliyorsanız bağlaç oluyor. V koyabiliyorsanız edat oluyor. Veyahut da yalnız ve ancak sözcükleri var. Yalnız ve ancağın olduğu yere fakat koyabiliyorsanız, ama koyabiliyorsanız bağlaç oluyor. Koyamıyorsanız da, sadece koyuyorsanız da edat oluyor. Şimdi bunu isterseniz cümlelerle, örneklerle gösterelim. Gelin hep beraber anlamaya çalışalım. Birincisi, bu sayfa dursun hatta. Bu sayfayı birazdan bir daha kullanacağız. Yani tüm sayfanın özeti bu. Yani bunun resmini çekseniz yeterli. Ama şimdi biraz detaylara girelim ki konuyu çok daha iyi öğrenelim. Şimdi demişiz ki tek başlarına anlamları yoktur. Evet. Kullanıldıkları cümlede anlam kazanır. Evet. Bunu zaten söylemiştik. Gibi, kadar. Böyle bir anlamı yok. Ve, ki, de. Ne diyorsun ya? Japon musun sen? Akşama kadar çalış deyince zaman anlamı kattı. Veyahut da çalış ki kazanasın dediğimizde şart anlamı kattı diyebiliriz. Şimdi edat sözcükler arasında anlam ilgisi kurar dedik. Yani ne yapıyor? Mesela el kadar çocuk dediğimizde veyahut da keçi gibi inatçı adam dediğimizde burada edatlar sözcükler arasında anlam ilgisi kurdu. Bağlaçlar ise sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlıyor demiştik. Mesela aradım ama ulaşamadım. Elma ve armut aldık. Bunlar da kelimeleri veya cümleleri birbirine bağladım. Devam ediyorum. Şimdi ile sözcüğünü zaten söylemiştik. İle sözcüğü olduğu yere V getirilemiyorsa, mesela Muş'a uçak ile gitti. Muş'a uçak ve gitti diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman burada V gelmediği için burada biz ileye edat diyeceğiz. Ama V getirebiliyorsa, saç ile sakal tıraşı oldu. Saç ve sakal tıraşı oldu diyebiliyoruz. O zaman V gelebiliyorsa, bak V gelebiliyor. O zaman bağlaç diyeceğiz ve koşarak kaçacağız. Bu kadar basit. İlenin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç, koyamıyorsak edat diyeceğiz. Şimdi tabi bunu her zaman böyle ile diye yazmaz. Sizin gözünüzden kaçırmak için şöyle de yapabilir. Buna dikkat edin. Mesela diyelim ki onunla konuşmuyorum der mesela. Sen şimdi burada diyeceksin ki bu burada onun ile demek istiyor. Buradaki onun ve konuşmuyorum oluyor mu, olmuyor. O zaman bu buradaki ile edat diyeceksin ve kaçacaksın. Tamam. Veyahut da ekmekle su almalısın. Burada ekmek ve su almalısın diyebiliyor muyuz? Ekmek ve su diyebiliyoruz. O zaman buna da bağlaç diyeceksin. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen ileyi böyle ayrı yazmayabilir. Şimdi yalnız sözcüğü de yalından yalnız. Sadece anlamındaysa edat oluyor. Yazılıdan yalnız sen yüz aldın. Yani sadece sen yüz aldın. Veyahut da tek sen yüz aldın. Bir sen yüz aldın dediğimizde bunlar sadece anlamını kattığı için biz bunlara ne diyoruz? Edat diyoruz. Yazıldan sadece sen yüz aldın. Ama gidebilirsin yalnız erken dön. Gidebilirsin ama erken dön. Gidebilirsin lakin erken dön. Gidebilirsin fakat erken dön. Gidebilirsin de erken dönsen iyi olur gibi cümleler kullanıyorsak, yani ama fakat lakin anlamı varsa, yani yalnız sözcüğü fakat anlamındaysa biz bu sefer ne diyoruz? Bağlaç diyoruz. Yalnızın olduğu yere sadece koyuyorsak edat, yalnızın olduğu yere fakat koyuyorsak bağlaç olduğunu da aklımızdan çıkarmamız lazım. Burada şuna da dikkat edelim bakın. Mesela yalnız bir adam dediğimizde buradaki yalnız sözcü sadece bir adam veyahut da fakat bir adam değil. Buradaki yalnız sözcü yalnızlık sıfatı. Bu bir sıfat. Veyahut da yalnız yaşıyor dediğimizde burada
tek başına yaşıyor anlamı var. Buradaki de zarf. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer sadece anlamındaysa edat, fakat anlamındaysa bağlaç, bunlar önemli. Şimdi ancak sözcüğüne bakalım. Ancak sözcüğü de aynı yalnız sözcüğü gibi aynı kural geçerli. Sadece anlamındaysa edat. Soruyu ancak ben çözebilirim. Soruyu sadece ben çözebilirim. Soruyu bir ben çözebilirim. Soruyu tek ben çözebilirim. Soruyu başka ne diyebilirim? Soruyu yalnız ben çözebilirim. Bunların hepsi ne olmuş oluyor? Bunların hepsi tek başına da olsa edat olmuş oluyor. Diyete başladı. Ancak, ama, fakat, lakin kısa bir sürede bir deri bir kemik aldı. Buradaki ancak sözcüğü bağlaç olmuş oluyor. Bunlar edat ama bu bağlaç olmuş oluyor. Edat cümleden çıkarılırsa anlam bozulur veya daralır demiş. Mesela denize oturdu. Böyle bir şey olmaz. Denize karşı oturdu. Araba jet gidiyor. Yani bu biraz olabiliyor. Daha doğrusu anlam çıkarılır, bozulur, daralır. Bunlara fazla takılmamak lazım. Bunları iyi öğrenirsek zaten çok rahat yapabiliriz. Hindi düşünüyor. Ne diyorsun ya? Hindi gibi düşünüyor. Edatlar isimlerle öbekleşerek sıfat veya zarf görevi kazanabilir. Dalyan gibi adam dediğimizde nasıl adam dalyan gibi adam? Burada sıfat öbeği olmuş. Ok gibi fırladı dediğimizde fırladı fiil. Ve nasıl fırladı? Ok gibi de onun zarfı olmuş. Bu kadar basit. Üzere sözcüğü her zaman aynı anlamı katmaz. Farklı anlamlarda katabilir. Mesela çalışmak üzere odasına geçti. Yani çalışmak için odasına geçti. Burada bir amaç anlamı katmış. Ders başlamak üzere. Burada zaman anlamı, az kaldı anlamı katmış yani. Sesini açmamak üzere müzik dinleyebilirsin. Burada da koşul anlamı kattığını net bir şekilde görmemiz lazım arkadaşlar. İlaç almak için eczaneye gitti. Yine burada bir amaç, istek, plan var. Vatan için canlarını uğruna, vatan için canlarını ortaya koydular dediğimizde burada uğruna anlamı katmış. Vatan uğruna. Onun için olumlu sözler söyledi dediğimizde de onun hakkında olumlu sözler söyledi diyebiliyoruz. Edatlar kullanıldıkları cümlelerde farklı anlamlar kazanabiliyor. Mesela inci gibi dişleri var. İnci gibi derken burada ne yapmış? Benzetme anlamı katmış. Saat 5 gibi görüşelim. Yani 5'e doğru yani yakınlık anlamı katmış. 5 gibi 5 sularında anlamı katmış. Yarına işler yetecek gibi burada ihtimal anlamı katmış. Senin gibi güzel konuşanı görmedim. Burada da karşılaştırma anlamı katmış. Yani seninle diğerlerini karşılaştırıyor ve senin gibisini görmedim diyor. Bazı bağlaçlar arkadaşlar kelime tekrar şeklinde. Hem kelle hem fodul dediğimizde hem bağlacı var. Ne gelen var ne giden dediğimizde ne bağlacı var. İster inan ister inanma dediğimizde ister bağlacı var. Ya tasarruf ya susuzluk dediğimizde bunların yine bağlaç olduğunu bilmemiz lazım. Bağlaçlar cümleden çıkarılınca genellikle anlam bozulmaz. Yerine bir noktalama işareti getirilebilir. Cüzdanı aradım ama bulamadım da buraya virgül koyabilirsiniz. Bakın hatta bağ fiil de buradan gelir. Şöyle diyelim. Mesela Tonguç içeri girdi virgül yerine oturdu diyebilirsin. Buradaki nedir? Bu bir virgüldür. Bunun yerine siz şöyle bir cümle de kurabilirsiniz. Tonguç içeri girdi ve yerine oturdu da diyebilirsiniz. Ne oldu? Noktalama işareti yerine bağlaç kullanmış olduk. Ve bağlaç kullandık. Hatta bunun yerine siz bağ fiil de kullanabilirsiniz. Tonguç içeri girip bak girip yerine otur dediğimizde ne oldu? Bağ fiil bağlamış oldu. Bağ fiil de buradan geliyor. Geçen sene öğrenmiştiniz bunu. Cümleleri, sözcükleri ve sözcük gruplarını bağlıyor bağlaçlar. Mesela kürsüye çıktı ve şiir okudu. Bak burada bir yüklem var. Burada da bir yüklem var. Ve ne yapmış? Cümleleri bağlamış. Bunu size sorabilirler sınavda. Veya şuna bakalım. Uzun ve kıvırcık saçları dalgalanıyor. Burada ne yapmış? Kelimeleri bağlamış. Nasıl saç? Kıvırcık saç. Nasıl saç? Uzun saç. Burada da sözcükleri veyahut da kelimeleri bağlamış diyebiliriz. Sözcükleri bağlamış, kelimeleri bağlamış diyebiliriz. Can ve Tamer televizyona çıktı. Bana ne? Burada da Can ve Tamer derken ne yapmış? İsimleri bağlamış, yine sözcükleri bağlamış diyebiliriz. Bazı bağlaçlar bizleri farklı düşünmeye yönlendirir. Ne diyorsunuz hocam ya? Yani şöyle. Mutluluğu uzaklarda ararız ama dedikten sonra yani amadan sonra burada uzaklarda ararız eksi bir ifade. O zaman artık buraya artı bir ifade gelmesi lazım. Yani uzaklar kötü bir şey. Mutluluğu uzaklarda ararız. Bak burada adam böyle bir üzüntülü bir ifade söylüyor. Ama esasında mutluluk hemen yanı başımızdadır gibi bir şey demen lazım. Yani şöyle bir şey diyemezsin. Mutluluğu uzaklarda ararız ama arasak da bulamayız gibi. İyice batırıyor. O da olmadı da. Mutluluğu uzaklarda ararız ama esasında uzaklardadır. Böyle bir şey de olmaz. Dolayısıyla sen güzel bir ifade etmen lazım. İyi yüzdü fakat bak iyi yüzdü güzel bir şey söylüyor. Fakat boğuldu. Mesela tabii çok kötü oldu bir anda. İyi yüzdü fakat işte yoruldu dediğimizde o zaman olabilir. İşleri yetiştiremedim. Oysa ki bak işleri yetiştirememek olumsuz bir şey. Oysa ki çok çalışmıştım diyebilirsin. Bunlar da yine bağlacın farklı bir cümle geçeceğini söylüyor.
Sözcükler cümlelerde farklı görevler kazanabilir arkadaşlar. Mesela bakın. Doğru söz yemin istemez dediğimizde söz bir isim. Nasıl söz? Doğru söz bunun sıfatı. Eğri oturup doğru konuşalım dediğimizde konuşalım fiil. Doğru konuşmak da bir durum zarfı. Sabaha doğru uyku kaç dediğimizde ise bu ne sıfat ne zarf. Bu artık edat olmuş oluyor. Mesela az önce verdiğimiz örneği bir kez daha verelim. Yalnız sözcüğünü. Evde yalnız yaşıyor dediğimizde yaşıyor fiil olduğu için buradaki yalnız sözcüğü zarf. Kalsın yalnız ortamı bozmasın dediğimizde kalsın ama ortamı bozmasın dediğimiz için bağlaç oluyor. Yalnız adam düşüncelere dalmış dediğimizde burada ise nasıl adam yalnız adam dediğimiz için sıfat ve isim arasındaki aşkı görüyoruz. Burada da sıfat olmuş oluyor. Bir de ünlemlere bakalım. Ünlemler cümlelerde farklı anlamlar kazanabiliyor. Mesela of seminer bitse de gitsek bak burada bir sıkılma anlamı katmış. Veyahut da of ne kadar güzel gelinlik burada bir beğenme anlamı katmış. Of elime iğne battı dediğimizde burada acıma, şaşırma, üzüntü anlamı olduğunu görebiliyoruz. Gerçek ünlemleri de bilmemiz lazım. Tüh, vah, of gibi. Bir de ünlem değeri kazanan kelimeler. Mesela gençler sözlerime kulak verin dediğimizde ne güzel manzara böyle dediğimizde esasında tüh, vah, eyvah gibi kelimeler olmamasına rağmen mesela eyvah gerçek bir ünlem. Mesela, eyvah kelimesinin yanına ünlem işareti koymasan bile hemen aa dersin burada bir ünlem anlamı var diyebiliriz. O zaman şimdi tekrar özetliyoruz. Bakın ama özetlemeden önce size bir ödev de vermek istiyorum. 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı'nda şimdi arkadaşlar bu masal ve fabul ünitesinin sonunda biz bu edat ve bağlaçları çok güzel bir şekilde sizlere anlattık. Bakın edat bağlaç ünlem. Edatlar, bağlaçlar, ile, yalnız, ancak, ünlemler bunların hepsini gösterdi sizlere. Siz buradaki konularda çalışıp sayfa 112 ve 113'e güzel güzel çalışmanız gerekiyor. Hatta bunun sonunda direkt toplu testte çözmeniz lazım. Aynı zamanda bunu kaldıralım şöyle. Şimdi burayı özetleyeceğiz ama Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan da yine masal fabul ünitesinin sonunda bakın şurada. Edat bağlaç ünlem sayfa 61'i çözmenizi istiyorum. Yine buradaki sayfa 63'teki 64, 65, 67'lerdeki şu bak mesela tek sözcü edat görevinde kullanılmıştır. Bunlar seçici sorular. Bunlara takılabilirsiniz. Bunların zaten soru çözümleri de var. Hatta burada bu konuyla alakalı yazılımız da var. Fabulla alakalı, masalla alakalı. Her ünitenin sonunda o üniteyle alakalı yazılar da hazırladık. Bunları da size ödev olarak veriyorum. Şimdi artık özetleyelim. Ödevlerimizi verdik. İlgeç ilgi kuruyor, anlam ilgisi kuruyor. Bağlaç sözcükleri, cümleleri birbirine bağlıyor. Tamam. Gibi, için, e göre, e rağmen, e kadar, üzere, değil, sadece, mi, edek çok bilinen önemli edatlar. Ve, veya, ama, fakat, ki, lakin, zira, çünkü, hem, ne, bile, ya da, de, madem ki, oysa ki, halbuki. Bunlar da çok bilinen bağlaçlar. Bunları da çok iyi bilmemiz lazım. İlenin olduğu yere ve koyabiliyorsak bağlaç, koyamıyorsak ne ile kiminle anlamı katıyorsa edat olmuş oluyor. Yalnız ve ancak sözcüklerin olduğu yere fakat koyabiliyorsak bağlaç, fakat koyamıyorsak da ilgeç olmuş oluyor. Ünlemleri de gösterdik zaten. Şimdi ödüllü sorumuzu yapalım, yorumları yazalım. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar.